Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıklayan şişe cama bakacağız. Şişe cam aslında açıklamayı dün yaptı ama dün akşam saatlerinde yaptığı için çekemedik videosunu. Bugüne kaldı. Hem teknik tarafta bakacağız, hem temel tarafta bakacağız. Temelde bilançosunu inceleyeceğiz. Nasıl bir bilanço açıkladı? Ardından teknik taraftaki grafikteki destek, direnç, hedef, nerelerde dikkat edilmeli şeklinde konuşacağız. Aynı zamanda sizler de bir temel analizi nasıl yapılır merak ediyorsanız Udemy'de temel analizi eğitimi yüklü arkadaşlar. Oradan satın alabilirsiniz. Şu anda %50 indirim var. O da açıklamalar kısmında tıklayıp gidip en kötü inceleyebilirsiniz dedikten sonra bir bakalım. Şimdi şişe cama bakarsak cari oran 2,5'lardan 1,86'ları sıkıntı yok. Birin üstü bizim için okey. 1,5'lar ve üstü çok çok daha iyi. Zaten teorik olarak 2 istenir. Bizden yana bir sıkıntı yok. 1,86. Likit oran 1,40. Okey. Nakit oran 83'lerde. Elinde nakit var ama bir önceki döneme göre nakitlerde bir azalma söz konusu ama sıkıntılı bir seviyede değil elindeki nakit oran. Sıkıntı yok. Aktif karlılık 5'ten 13,74'lere çıkmış. Yani %5'ten %14'lere doğru bir karlılıkta artış var aktif karlılıkta. Brüt esas faaliyet kar marjı 31'lerden 35'lere doğru çıkmış. Güzel. Esas faaliyet kar marjı 12,9'dan 17'lere doğru çıkmış. Yüzdesel bazda gayet iyi. İnelim şöyle. Net kar marjı %10'dan %28,5'lara çıkmış. Okey. Öz sermaye karlılığı %11'lerden %30'lara doğru yol almış arkadaşlar. Yani nedir? Şişe cam geçen sene %11 büyümüş. Bu sene %29,6. Yani neredeyse %30 büyüdüğünü söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi maliyet oranlarına bakarsak maliyet tarafında belli bir artışları söz konusu 26'lardan 34'lere doğru gelmiş artışlar. Ciddi bir artış mı? Yani kayda değer bir artış ama büyümesinde kar marjlarında bir negatif etki oluşturmamış. Bilginiz olsun. Yani şimdiye kadar iyi gidiyor. Birazdan sektörüne göre değerlendireceğiz. FK'sını, piyasa değeri, defter değerini, FD, favorini falan hepsine bakacağız sektörüne göre. İnelim. Şirketin borç durumu %49'muş, %44'lere düşmüş. Güzel. İnelim aşağılara doğru şöyle ufak ufak, ufak ufak şöyle şuralara dikkatimi çeken, söylemem gereken. Aktif devir hızı stabil gitmiş, hafif yavaşlamış, sıkıntı değil. Alacak devir hızı normal, aynı seviyede. İhracat oranı %36'dan %39'lara doğru çıkmış. %3 daha fazla yurt dışına satmış. Bu da döviz gelirindeki artış olduğunu göstermekte. Yabancı para tarafına birazdan bakacağız. Bakalım şöyle bir şeyler var mı? Yok, tamam. Şimdi yabancı paraya bakarsak yabancı para varlıkları 20,4'lerdeyken yabancı para yükümlü 16,3. Yani yükümlülüğün üstünde elinde yabancı para var. Bu noktada da yabancı para anlamında şirketin herhangi bir riski bulunmuyor. Şöyle bir inelim. Favök bölü satış gelirleri 20,6'dan 23'lere çıkmış. Güzel. Diğer verilerin zaten hepsini söyledim bir öncekinde. Şirketin şeyine bakalım. Cam sektöründe zaten cam sektöründe sadece kendisi olduğu için sektörle aynı aslında. Yani burada direkt sektör olarak cam sektörü olarak düşünülebilir. Yani şişe cam holding tarafında da geçiyor. Holding olarak geçeceği de söyleniyor. Bu noktada holdingin FK'sına göre ucuz kalıyor. Şu an 4,8 cam sektöründe. Holding tarafına göre ucuz kalıyor. Piyasa değeri, defter değeri tarafında da uygun kalıyor. FD Favök 7,3'lerde değerli dostlar. Şimdi baktığımız vakit net satışları hep bu dedik ya şöyle arttı, böyle azaldı falan gibi. İşte onların hepsi buradan çıkıyor. 21 milyar TL'den 32 milyar TL'ye doğru bir çıkış söz konusu. Esas faaliyet kar zarar tarafı 2,7 milyardan 5 milyara çıkmış karı. Öz kaynakları 22 milyardan 40 milyara çıkmış arkadaşlar. Yani muazzam şekilde bir artış var. Temettü tarafına bakalım. Şirketin temettü dağıtımı şöyle bir bakalım. Temettü en son ne zaman vermiş? 2021 yılında ne vermiş? 16 kuruş vermiş. 31 Mayıs'ta. Lot başına 16 kuruş vermiş. Düşük vermiş. Bu sene temettü verimliliği tarafına da bir bakacağız. Hatta şurada bir bakalım. Sizler için şöyle bir yazalım. Şöyle, evet, temettü verimi şu an 0,97, yani %1 gibi görünüyor. Fiyatı ortalama 15 gibi düşünün. 15 kuruş. Yine benzer oranlarda verme ihtimali yüksek gibi durmakta. Temettü tarafına dedikten sonra haberlerine bir bakalım. Yeni bir haber var mı?
İşte bilançonun geldiği şeyi söylemiş. Bağımsız denetim raporu. Şişecam diyor ki İtalya'da İtalyan şirket satın alıyor. Şişecam İtalya'da bir şirketi satın alıyor. Cam alanında hayata geçireceği yeni fırın yatırımı soğuk tamirlerin küresel ölçekte bozulan tedarik zinciri etkilemeden gerçekleşmesini sağlayacak stratejik bir yatırım. İtalya'da bir yatırım yapıyor. Firma satın alıyor. Bu da temel tarafta bir hikaye oluşturacak nokta. İyi. Bilanço nasıl? Bilanço güzel. Hoşuma gitti. Ben pozitif etki yapacağını düşünüyorum orta vadede bu bilanço, bu performansın. Dedikten sonra yatırım tavsiyesi değildir de eklemeyi unutmadan tekniğine bir bakalım. Şimdi dostlar işin tekniğine bir bakalım. Şurada teknikte hemen bir şişe camı bir açalım. Şişe diyelim. Niye gelmedi? Sıse diyelim. Evet. Şimdi şişe cam gelsin. Öncelikle şu yan tarafı bir kapatayım sizler için. Bugün 14.26'da kapatmış. İşte bize 15 gibi düşünürsek falan demiştik. %1 temettü veriminde sizler onu halledeceğinizi düşünüyorum. %1'e göre. Şimdi bakayım ne yaptık? Evet. Daha güzel bir Fibo çekmiş olduk. Daha genel. Şimdi dostlar, öncelikle Fibo diyorum, şişe cam ne yapmış? Şimdi bir uyumsuzluk var mı? Önce ona bakalım. Herhangi bir şey görünmemekte. Şimdi şuraya da bir şişe yazıyorum. Sizleri bekletiyorum ama kusura bakmayın. Ayarlayalım. Şişe cama şimdi şuraya biz manuel bir Fibo'muzu çekelim dostlar. Okey. Say tarafımızda şu an ikinci pozitif bar şeklinde yorumlayabiliriz. Durum bu. Şimdi birinci 13.82 tarafı arkadaşlar çok ciddi bir destek. 13.80, 13.90 aralığı diye konuşalım. Sebebi ne? Birincisi Fibo 0.23 Fibo. İkincisi arkadaşlar 50 kaç bu bakayım şurada. 5 günlük hareketli ortalaması oradan geçiyor. Biraz 5 günlükten uzaklaşmış fiyat. Yani bu 13.80, 13.90 buralara doğru bir hareket gelirse korkmayın. Bir alım fırsatı gibi değerlendirilebilir hatta. Önündeki dirence bakarsak şu an 50 günlük ortalama direncinden red yemiş bugün. Bir çıkmış üstüne ama tutunamamış. Fakat aşağıda 20 günlüğe kadar da sarkmamış. Yani burada tutunmuş aslında. Direnç 14.37. İkinci direnç 14.78. 3 15.55. 4 16.32. 5 17.42. Ve 18 .82 olarak karşımıza çıkıyor. 18.82'nin üstüne tutundu. 22 hedefi yukarıda arkadaşlar. Okey. Şu an hemen kısa vade değil tabii. Bu, siz bunları yazarsınız. 13.80'ler dedik ve 12.2'lerde bunun alt kısımları olarak değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi şuradan başka ben size ne diyecektim onu da söyleyeyim. Şişe camdaki sert hareket ne zaman gelir? 15.33'ün üstünde tutunmalar başladıkça şişe camdaki sert hareketleri yaşayabiliriz, görebiliriz. Şişe camda bunu takip edebilirsiniz. 15-33'ün üstü şişe cam sertleşir. Yani yukarı yönlü agresifleşebilir. Şu an için borsamız da pozitif. Genel olarak şöyle bir bakarsam Amerika tarafı ne durumda? Şöyle bir bakayım. Amerika pozitif açtı bugün de. Amerika şu an %1'in üstünde pozitif. Gayet güzel. Korku endeksimiz de düşüyor. 20'nin altına çekilince çok daha güzelleşecek o. Onu söyleyeyim. Yani dolar tarafı aynı. 13.50 seviyelere takılmakta. Yani şu an Avrupa yine %1, %2 hatta Fransa %2'lerde şu an. İngiltere falan %1'lerde. Almanya %1.6. Gayet güzel. Asya pozitif. Şu an hiçbir sıkıntı yok borsalar tarafında. Yani şişe cam tarafında da değerlendirsek 15-33'ün üstü agresifleşir yukarı yönlü. Öncelikle şu 14.64'ün üstüne bir tutunalım. 14.37 50 günlüğün üstüne tutunacaktır rahat şekilde. 14.64 15.33'ün üstüne yani 15'i seviyelere gelince ha bak ben buradan çıkayım edeyim falan. 15.33'ün üstü agresifleşir arkadaşlar. Yani yukarı yönlü sertleşir hareketi. Durum bu. Yani desteklerini söyledik. Dirençlerini önünde söyledik. Bilançosunun güzel olduğunu söyledik. Ucuz olduğunu söyledik. Kolay kar eden bir şirket. Yapısı o şekilde. Yani FK'sı 4.8. 1 lira kar etsin diye 5 lira yatıracaksın ortalama yani gibi. FK tarafında da bir sıkıntısı yok. Güzel. Şirket çarpanlar tarafında güzel. Hoşuma gitti.
gidiyor. Yani herkesin gider zaten. Teknik tarafta da ilgili noktaları sizlere söyledim. Şu an için borsamız tarafında da bugün için söylüyorum bu borsa. Yani bir ay sonra izliyorsan belki biraz sonra çok farklı senaryo olabilir borsada. Ama Şişecam için öyle bir şey yok. Şişecam iyi duruyor dostlar. Bilginiz olsun. Sonuç bu. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.